Evet arkadaşlar, Rövanş kanalının Objektif Galatasaray içeriğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Berat Hoca ile beraber Galatasaray Hatayspor 4-0'lık galibiyetini değerlendireceğiz. Hocam bir haftadır çekmiyoruz video, maç yok. Özledik. Video mu çekmiyoruz hocam? Çekmiyoruz hoca, yani yayınlamadık da. Evet. Hocam bu şebele mi başladınız şaka olarak? Hocam bugün seninle olduğundan dolayı mutluyum. Sebep hocam? Gergin olmayan. Değil mi? Yani tatlı bir video geçeceğini düşünüyorum. Tabii tabii hocam zaten. Bizim videolar çok ayrıdır zaten. Evet. Yani onları sonra konuşuruz. Gireriz hocam. Gireriz. Hal hatır nasıl hoca? Çok şükür. Güzel değil mi? Galatasaray 4-0'lık galibiyetle liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ile de arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7 puan yaptı. Hocam öncelikle senden güzel bir girizgah. Maç oyunu nasıl buldun? Galatasaray'ı nasıl buldun? Hatay'ı, hakemi? Volkan Hoca bence böyle olacağını biliyordu ki simsiyah giymiş cenazeye uygun. Hı hı. Bugün Hatay'ı... Hocam Volkan Hoca'dan başlamayalım bence. Bence Galatasaray'dan gir. Yani bugün Galatasaray'a söylenecek çok fazla bir şey yok. Galatasaray oyununu oynadı, bastı. Ne farinada olduğunu farkına vardı. Hatay'ın da gerçekten hani kalitesi bu kadar olduğu için daha farklı bir galibiyette olabilir diye Mata daha düzgün oynasaydı. Hocam Mata'ya salladık ettik, iki gol attı adam bir anda. Seninle otururken de Mata'ya bir lakap bulduk. Aynen öyle. Hocam lakabı güzel bir şekilde alalım. Güzel insan Mata. Güzel insan, güzel Mata. İnsan Mata. Vallahi. Hatta ya, şey şakaları da yaptık eşiyle beraber. Tabii tabii. Evde böyle meyve doğrayıp al bey der. O da iyi. Öyle bir adam yani. İki gol attı ama çok kötü oynadığını da söylemek yani inşallah lazım. İnşallah şu iki gol Okan Hoca'yı yanıltmaz. Yanıltmaz. Okan Hoca'ya da geleceğiz. Evet. Hocam Galatasaray'ın çıktığı 11'e ne diyorsun? Barış Alper oynuyordu Raşika yerine. Raşika'nın ufak bir rahatsızlığı varmış. Hı hı. Mertens zaten sakat. Ay pardon, cezalı. Cezalı. Torreira geri döndü. Aynen. Çok beğendim hoca. Evet. Torreira'da basmadığı kere bırakın. Parantez açarız bugün. Oraya gireriz Torreira'ya. Yani olması gerekendi. Barış'ın bir yerde forması almaya gerekiyor. Icardi'yi kesemeyeceksin. Hı-hı. Barış da orada yine hakkını verdi. Yani hocam ben Barış'ı yine çok fazla beğendiğim bir maç olmadı. Fenerbahçe kadar çok beğenmedim ama artık forvettir yani. Bir farkını belli ediyor ama. Ama forvettir bence. Ben de hocam bir Galatasaray'la alakalı ufak bir yorum yapayım. Galatasaray 1-0'ı bulduktan sonra yine böyle bir 2-0 olup bizi bir sıkıntıya sokma ihtimali verecek bir maçtı. Ama hızlıca 2 dakikada 2 gol atıp 3-0 yapıp ikinci yarıya taraftarlar aşk şarkılarıyla diyebiliriz. Spiker öyle söylüyor, aşk şarkılarıyla. Maçı bitirdi. Okan Buruk Hoca ile alakalı bu maç özelinde değil de genel konuşacağız zaten. Hocam bugün beğendiğin böyle bu maçın adamı diyeceğin kim vardı ya? Ya adamı demem de Torreira'yı ben çok beğendim. Beğendim. Bugün aşırı enerjikti. İstiyordu, ısırıyordu. Hani ilk dakikada konuştuk zaten. Kaydı, adama kalk falan diye böyle bir. Hani sanarsın 1.90'lık orta saha. Tabii tabii. İşte tribüne gidiyor böyle yapıyor. Ama çok etkisi olmadı hocam. Giriyor. Onun hani Melo Endiay'ın yaptığıyla onun iki çok ama olmadı. Yani istek, bugün çok istekliydi. Çok beğendim ben Torreira'yı. Genelinde herkes ortalama oynadı. Ortalama mı? Kerem'i beğendim. İkinci yarı çok yoktu ama ilk yarıda... İkinci yarı kimse yoktu ya. Değil mi? Yani o maçın da verdiği rahatlıkla aynen olabilir. Hocam şimdi ben ekipten bir soruyla sana güzel bir pas atayım. Buradan da Alpay hocama ve Ozi hocama selam olsun. Selamlar. Bugün ikimiziz. Arkada Ozi Hoca da Alpay Hoca da yok. Ama bir sorusu var. Bir tane soru aldık. Zaten yeterli bir soru. Bu soruya sen cevap ver. Sonrasında ben de güzel bir konuşalım seninle. Okan Buruk mu? Fatih Terim mi? Kıvırmadan cevap alayım diye bir soru gelmiş. Bu hocam, bunu kim sordu? Sence kim Alpay sordu? Alpay Hocam sormuştur bunu. Yanlış tabir hocam. Ozi Hoca sordu. Ozi Hoca'ya da selamlar. Hocam kıvırmak dans hocanın işidir. Eyvallah hocam. Şimdi Ozi Hoca'nın futbol cahili olduğunu bu sorudan anlayabiliyoruz. Futbol cahili midir? Bu soruyu soran adam kötü niyetli bir adamdır. Diyorsun. Bu soruyu soran adam beni ikileme düşürmek isteyen bir adamdır. Seni yorumlar atmak isteyen bir adamdır. Bu soruyu soran adam oynak bir adamdır, dansözdür. Eyvallah. Şimdi birincisi Türkiye futbolunun, Türkiye futbol tarihinin en büyük hocasını kimseyle kıyaslayamazsın. Bravo hocam. Evet. Bu bir kıyaslama değil. Her şeyden önce. Okan Buruk daha yeni. Kendini bir yere kadar gelip kanıtlamış. Başakşehir'de, Rize'de, Akhisar'da. Kendini kanıtlamıştır. Bu saatten sonra Okan Buruk'un kimseye kendini kanıtlama ihtiyacı yoktur. Dikkat oluyorum. Ama Fatih Terim'le ölçülecek seviyede değil. Ha gelir 4-5 tane şampiyonluk alır Galatasaray'da. UEFA kupasını almasa bile bir yarı final, final oynatır. Ha, o zaman deriz ki hocam tamam olur. Ya bu soruyu ben
talihsizlik olarak. Oynak bir soru diyebiliriz. Oynak bir soru olarak. Cevabını da verdiğimi düşünüyorum. Peki hocam. Türkiye'nin en büyük hocasıdır. Efsane hocasıdır. Yani evet. Okan Buruk evladıdır Fatih Terim'in, öğrencisidir. Bu tarz sorular Galatasaray camiasını karıştırmak isteyen düş mihrakların sorusudur tabii diyebiliriz. Ama hele Ozi gibi tabii oynak bir insanla yani gelmiş. Ben geçenki yayını izleyenler derbiyi bilir. Alp Hoca diye düşündüm. Hı hı. Çünkü Sakız Çiğnemek'ten artık çok konuşmaya başladı. Ama Ozi Hoca beni üzdü şu an. Alp Hoca da Sakız'dan sonra, yani o hediyelerden sonra bir Sakız'la alakalı artık çiğnememe kararı almış mıdır hocam? Almıştır hocam. Değil mi? Yani Sakız görmek istemiyordur. Bence de. Hocam şimdi ben de bir Okan Buruk'la alakalı bu sorunun devamı olarak bir konuşmak istiyorum. Şimdi beni bilen bilir, Berat Hoca da bilir. Ben Fatih Terim çok seven bir insanım. Yani Fatih Terimciyim demek istemiyorum ama Fatih Terim'i çok seven bir insanım. Ki o 21 Aralık 2017 geldiğinde Berat Hoca'lardaydım. Eve giderken Galatasaray'a geldiğini öğrenmiştim ve salonun ortasında ağlamıştım. Öyle bir, öyle severim yani. Ancak Okan Buruk'un Galatasaray maçından sonra, Fenerbahçe maçından sonra spor medyasında böyle hiç konuşulmadığını da gördüm. Evet. Yani bunu da gördüm. Yok Barış Alper konuşuldu, Icardi tabii bunların hakkıdır ama bir Okan Buruk'a da bir parantez kimse böyle iyi açmadı. Evet. Yani ben Okan Buruk'la alakalı şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi Okan Buruk en başına dönelim. Galatasaray 3 başkanlı bir yönetim seçti diyebiliriz. 3 başkanlı. Birinci başkan Dursun Özbek, ikincisi Metin Öztürk. Üçüncüsü kimdir hocam? Erden Timur. Erden Timur. Şimdi ilk olarak Dursun Özbek Marco Rose istiyordu. Doğru mudur? Doğrudur. Marco Rose, Gallardo haberleri geldi. Sonrasında Erden Timur da Fatih Terim istiyordu. Evet. Metin Öztürk aday olduğunda Okan Buruk'u istiyorum demişti. Böyle bir ortamda gelen Okan Buruk ilk 10 haftası Fatih Terim'in de o Netflix, işte o duyguların kabardığı dönemde Okan Buruk 10 hafta gerçekten iyi, böyle diken üstünde bir 10 hafta geçirdi. Baktığımızda. Bu 10 haftada bazı dönemlerde Giresun mağlubiyeti, Adana Demir beraberliği olsun, evet. Kayseri'nin rezil bir futbolla kaybettiğimiz evet. mi? Orada Okan Buruk çok sallandı ki içeriden de Okan Buruk'u yemek istediklerini de ben net biliyorum hocam. Senin kulağına gelmiş hocam. Net o ara yeme isteği geldi. Ama ancak Okan Buruk büyük lokmadır. Boğazında kalır hocam. Şimdi, kim yemek istiyorsa. Şimdi Okan Buruk'a şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Fatih Terim'le beraber çalışmış, uzun yıllar çalışmış. Her teknik direktör dediğim bir insan yönetimi çok iyi durumda. Ben bunu bir fark ettim. Evet. Yani şimdi baktığımızda bu kadro açıklandı. İlk söylenen şey neydi? Bunlar Okan Hoca'yı yer. Yer tabii. Doğru mudur Doğrudur hocam? Doğrudur hocam. Icardi'dir, Mata'dır, Mertens'tir, Oliveira'dır. Net yer dediler. Ama Okan Buruk gerçekten insan yönetiminde çok önemlidir hoca antrenörlükte. Tabii, tabii. İnsan yönetimi işinde ben çok başarılı buluyorum. Gerçekten çok başarılı buluyorum. Yani Gomis'i kenarda oturtacaksın. İşte Mertens'e diyeceğim, Mata'ya Gomis'ten çok seferi kenarda oturacaksın. Yani kenarda oturacaksın ve kimse böyle nasıl diyeyim yüz asmayacak, sıkıntı yani. Bu çok önemli bir iş. Buna kimse dikkat etmiyor, söylemiyordu ama ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sağ içerisiyle alakalı da söyleyeceğim. Okan Buruk'a ben genel bir şey söylemek istesem büyük maçların hocası diyebilirim. Büyük hoca diyorsun ya. Büyük maçların hocası. Büyük, neden bunu söyleyeyim? Büyük, ona büyük geleceğim. Hocam. Büyük maçların hocası neden diyorum? Büyük maçlarda gol yem, yani bir tane gol yedi ve ezici bir futbolla oynatan. Yani bakma Trabzon maçında da çok. Aynen öyle. Yani Okan Buruk şu anlık gerçekten ben bu Fatih Terim, Okan Buruk biz burada gırgırındayız şimdi ama Okan Buruk gerçekten ilk devreyi baz aldığımızda benim açımdan büyük maçların iyi hocası diyebilirim. Ben bunu direkt söyleyebilirim. Ve çok mütevazı hocam. Aynen öyle. Bir de Fatih Terim'le Okan Buruk hani kıyaslamak zaten hani akıl kârı. Futbol cahilliğidir. Cahilliğidir. Ancak Okan Buruk'un Fatih Terim'den çok iyi olabileceği özellikleri var. Bunlar neler? Mütevazilik. Evet. Şimdi Evan derler Şamarnik Hason alınmamıştı. Evet. Fatih Terim'de bu olsa mesela kıyamet olurdu kıyamet. Ama o Okan Buruk daha bir profesyonel karşılayıp devam etti. Yani birçok özellik. Yani şimdi hocam Fatih Hoca ilk geldiği zamanlar biz de Netflix'ten gördük. Hı hı. Aslında gayet o da mütevazıymış. Aynen öyle. Ama bir şeyler olduktan sonra hı hı. Fatih Hoca bir başarıdan sonra böyle oluyor. Yani şimdi Okan Hoca'nın da bir final, bir kupalar i̇şte, olduktan sonra ne olacağını bilemiyoruz. Yani bu Okan Buruk ben şu an büyük maçların iyi hocası dedim. Hı. Ancak Okan Buruk şampiyon olduğunda hele bu Jorge Jesus'lu Fener'e, Şenol Güneş'i Beşiktaş'a karşı şampiyon olduğunda ben Okan Buruk için büyük takımların büyük hocası diyebilirim. Tabii. Çünkü Başakşehir'de şampiyon yapmıştır. Evet.
Akhisar'la şey. Yani bazı her türlü evreyi geçmiş. Rize'yi kümeden aldı, UEFA'ya gidiyor. Aynen Rize öyle. Sergen Yalçın'la mesela kıyaslamak istesen, o da şampiyon oldu. O da şampiyon oldu baktığında, ama Sergen Yalçın Anadolu kulüplerinde böyle kupa kazanma gibi bir başarısı olmadığı için, Sergen Yalçın da Fatih Terim'de uzun yıllar çalışmış. O da insan yönetiminde iyi. Şimdi Icardi Arjantin'e gitmek istiyor. Medyalar, medyadan adamlar hemen bir başlar. Icardi mutsuz tabii. Ama çok profesyonel bir, bunlar önemli gerçekten. Ya burada yönetimin de çok büyük. Aynen öyle. Yani iki gün izin veriyor. Hatta bir gün değil, iki gün vereyim ya. Bunlar gerçekten önemli şey. Torreira anneannesi vefat ediyor. Yine profesyonel bir şekilde. Yani ben ilk devre olarak Galatasaray'da ilk 10 haftası diken üstünde geçen Okan Buruk'u gerçekten hani devrenin adamı ilan ederim Galatasaray için. Bunu söyleyebilirim. Çünkü çok zor bir göreve geldi. Bu kadroyla şampiyon olması gereken bir Galatasaray. O yüzden Okan Hocam inşallah, benim zaten ilk geldiğinde söylüyordum ben bunu. İnşallah Fatih Terim'in yerine, yani inşallah ondan daha başarılı da olsun. Bizim gönlümüz bundan yana. İnşallah hocam ikinci devreyi de bu şekilde devam etmek, yani etmesini isterim. Yani bunu da söylemek isterim. Gerçekten kimse konuşmadı. Ben her TRT Spor, bütün spor kanallarını izledim. Okan Buruk hep bir böyle ufak değinme. Yan pas. Yan pas. Yani kimse Barış Alper Berkan'la Kadıköy'e çıkma cesaretinde bulunamaz. Evet. Bunu da ben söylemek istedim hocam. Senin de biraz hoşuna gitmiştir gitti. Okan Buruk'la. Ve senin Okan Buruk ve Dursun Özbek'le konuşmanla alakalı çok güzel bir üstüne bastın. Hı hı. Ben de böyle bir şeyle gelmiştim hocam. Neyle hocam? Yani bu insanlardan, Dursun Özbek'ten ve Okan Buruk'tan Allah razı olsun diyorsun hocam. Okan Buruk bize bunları yaşattığı için şu an için sadece söylüyorum. Yani bu konuşmadan sonraki ikinci devre her bütün maçı da kaybedebilir. Kaybedebilir. Ama biz bu ilk devre olarak konuşuyoruz. Dursun Özbek de Erdem Tumur'u buraya yerleştiremedi. Hı-hı. Ama ya şu Galatasaray taraftarı şu fotoğrafa bakıp biraz gururlanmalı ya. Gururlansın ya. Hocam bir taktik yapana kadar ben şu burada dursun istiyorum hocam. Hocam onu şu an sabitleme işini nasıl yaparız? Şöyle yaparız hocam. Olur mu? Olur hocam herhalde. Tutarsa tamam hocam, gayet iyi durdu. Hocam biraz da gelelim daha net olsun. Ha. Tamam. Ya bakın ya hocam, elinizde böyle adamlar var ya. Adamlar Jesus'u iki galibiyete neler yapıyorlar hocam? Arkasında durun birazcık yönetimin ve Okan Buruk'un ya. Burada iki Okan Buruk dedik diye bize neler yaptı hocam 10 hafta? Yani kim yaptı hocam? Mesela örnek alalım. İnsanlar Twitter'da mı? Bize neler geldi başımıza? Ama burada Ozi Hoca, Alp Hoca bize neler dedi? Öyle Ozi Hoca'nın Okan Buruk hoca değil tarzı ağzımı bir hani söylemekte bile Ozi Hoca ile ilgili görüşlerimi başta sana söylemiştim. Ozi Hoca, yani Ozi Hoca'yı yani severiz. Bu kadar hakaret Ozi Hoca'ya arkasından izleyecek zaten. Bir tanesi bile atmayacağım herhalde. Hocam atmayın. Ozi Hoca'yla biz burada birbirimize neler diyoruz. Doğru, Ozi Hoca başka. Ozi Hoca da benim futbol bilmediğimi düşünüyordur zaten. Zaten. Ki doğru da düşünüyor olabilir. Ki bu ekipteki herkes birbirinin futbol bilmediğini düşünür. Yani bilen yoktur yani. Bir Alpay Hoca farklıdır. Alpay Hoca da aldı cevabını. Saatten sonra kaleci olur orada, bacaklarını açar diyorum. Ve dağılmadan